Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz namaz nedir? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Feqimus salah innes salate kanet alel mu'minine kitaben mevquta. Sadakallahul azim. Rabbim Nisa suresinin 103. ayetinde mealen Allah'ı zikredin, namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır buyurmaktadır. Cenab-ı Hak bu ayette bizlere iki şeyi emrediyor. Bir, Allah'ı zikretmek, anmak ki ayetin tamamına baktığımız zaman bunu görürüz. İki, belirli vakitlerde namazı eda etmek, yerine getirmek. Çünkü namaz vakitleri belirli olarak farz kılınmıştır. Kısaca farzı tarif edecek olursak, farz Allah'ın akıllı ve mükellef olan Müslüman kullarına yapmalarını emrettiği şeylerdir. Namaz nedir? Namaz tazim için eğilmek, kulluk, ibadet, dua etmek anlamlarına gelir. İslam'ın şartlarından olup Allah'a kulluk görevimizden birisi ve en başta gelenidir. Namazı yolculuk durumunda ve mukim halinde mutlaka vaktinde yerine getirmemiz gerekiyor. Eğer İslam'ı tek kelime ile anlatmamız istense buna namaz diyebiliriz. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Es-salâtu imâdüddîni femen terakehâ fekad hedemeddîne. Sadaka Resulullah. Namaz dinin direğidir. Onu bilerek terk eden şüphesiz ki dini yıkmış olur. Namaz kulun Rabbına en yakın olduğu yerdir. Çünkü kul orada Allah ile konuşmakta ve onunla dertleşmektedir. İnsan bedeninin gıdaya ve çeşitli vitaminlere ihtiyacı olduğu gibi ruhunun da gıdaya ve vitaminlere ihtiyacı vardır. Ruhun temel gıdası ise namazdır. Ruhun ve bedenin maddi ve manevi kirlerden temizlenmesi en güzel şekilde namaz ile mümkün olur. Çünkü namaz insanı kötülüklerden de alıkoyar. Ankebut suresinin 45. ayetine bakarsak bunu çok açık ve net görürüz. Bismillahirrahmanirrahim. Ütlü mâ uhiye ileyke minel kitâbi ve aqimis salâh. İnnes salâte tenhâ anil fahşâi vel münker. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْنَعُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Mealen Rabbim şöyle diyor, sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan, kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Kul namaz kılarak aynı zamanda hoşnutluğa da erer. Yani sakinleşiyor, huzura eriyor ve mutlu oluyor. İnsan namaz kılınca kendisine sanki mutluluk hormonu zerk ediliyor. Bunu fark edebilene. Namaz insanı yalnızlık duygusundan da kurtarır. Günde en az 5 defa tekbir alırken dünyayı ve içinde bulunanları arkaya atarak
Allahu Ekber, en büyük Allah'tır demek suretiyle, ben Allah'tan başka boyun eğecek bir varlık tanımıyorum demek istiyor. Onun önünde eğiliyor ve benim namazıma onun ihtiyacı olmadığını da biliyor. Böylelikle itiraf etmiş oluyorum. Namaz, Miraç hediyesi olmakla müminlerin miracı, Allah'a yükselişi sayılmıştır. Namaz, kelime-i şehadetten sonra emredilen en önemli bir ibadettir. Yani namaz, insanı mana aleminde alabildiğine yükselten manevi bir asansördür. Ona tutunmayanlar ve tutunamayanlar aşağıların aşağısında kalacaklardır. Bizim rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin geçmiş ve gelecek günahları affedildiği halde ayakları şişinceye kadar namaz kıldığı anlatılır. Hazreti Ayşe annemiz ona bir seferinde, "Ey Allah'ın Resulü, Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladığını söylüyor. Öyleyse kendini bunca yormak niçin?" diye sorduğunda, o mübarek insan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Şükreden bir kul olmayayım mı?" diyor. Ancak namazın bu iyi etkileri için bir şart vardır. Namazı Allah'la yüz yüze imiş gibi kılmak, onun huzurunda olduğumuzu unutmamak, yani ihsan, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet yapmak. Biz onu görmesek de onun bizi gördüğünü hiçbir zaman unutmamak. Kul kendisini Allah'la konuşuyor sayarak o şekilde namaz kılmalı. İşte o zaman o namazın tadını tadar. Onun için namaz kılanın önünden geçilmez mekruhtur. Konuşanlar arasına girmek terbiyesizlik, kültürsüzlük, görgüsüzlük olarak bilinir bizim örfümüzde. Taha suresi 14. ayette Bismillahirrahmanirrahim İnneni enallahu la ilahe illa ene fe'budni ve aqimis salate li zikri Sadakallahul azim. Bu ayetin mealinde Rabbim, şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Onun için bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl buyurur. Demek ki namaz Allah'ı anmak, onu zikretmek, hatırlamak ve ona kulluk borcumuzu ödemek için kılınır. Bu önemli. Namaz Allah'ı anmak, onu zikretmek, hatırlamak ve ona kulluk borcumuzu ödemek için kılınır. İbrahim suresi 40. ayette Rabbim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi c'alni mukimes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua Sadakallahul azim. Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namazını dosdoğru kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamızı kabul et. Amin. Allah'ım, ezan ile uyanan, abdest ile kendine gelen, secde ile Allah'a yönelen, namaz ile kurtuluşa eren kullarından eyle bizleri. Amin. Allahümme amin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olun kardeşlerim.